Bu aşama sana güveniyoruz. Yapsa yapsa sen yaparsın bu işi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Selametle başa. Güle güle. Allah razı olsun. Tamam başa. Allah razı olsun. Köyün 60 hane 660 nüfusluktur. Bu vesileyle İstanbul'da, Ankara'da yaşayan insanlar var. Çok mağdurlar. İş sahipleri var. Geliyorlar burada, telefon çekmiyor. Çok mağdurumluyuz. Devlet sağ olsun, devlet getirdi basitesini kurdu buraya. Yetkisi. Bunun elektriğin fatura borcunu vardır, ödememiş, elektriği kesmiş. Ondan dolayı bu mağduriyeti bizim üstümüze mal ettiler. Maalesef biz burada köy halkı olarak, köy adına konuşuyorum, millet perişandır, halk perişandır, itkililer buna bir çare bulsunlar. Maalesef yavaşa gidiyorlar. Ya da iniyorlar dağın tepesinde telefonla görüşme yapıyorlar. Ondan dolayı araba tutuyorlar, gidiyorlar, iletişim kuruyorlar. Hastaları var, askerleri var. Köylü bütünen güvenlik korucusudur. Diyor ki çözümü çözeriz. Bugün ha yarın, bayramdan beri çözmemişler. Şebekelerimiz çekmiyor. Biz de mağduruz. Öğrencilerimiz var, çocuklarımız dışarıdadır. İletişim sağlayamıyoruz. Bir ihtiyaçları oluyor, ulaşamıyoruz. Bunda lütfen bir çare olsun. Evde 5 telefonum var. Yani ayda her ayda ne kadar fatura? Her ayda 100 lira, 150 lira telefon faturası ödüyoruz ama maalesef bunlardan faydalanamıyoruz. Evimizde telefon geldi. İnternet yok. Tamam. İstanbul'da çocuklarım İstanbul'da. Bundan çocuklarına konuşamıyorum. Torunlar İstanbul'da konuşamıyorum. Gelinlerim İstanbul'da konuşamıyorum. Kayalar köyünde ne telefonu var, ne interneti var. Benim çocuklarım da İstanbul'da. Torunlarım, gelinlerim İstanbul'da. Onlarla görüşemiyorum. Rica ederim bir telefonla internet hemen buraya gelsin. Burası da köyde, buralarda insandır. Allah korusun bir yangın çıkar. Bir başka bir şey, bir önemli olur, hasta olabilir. Ambalansı da çağıramayız. Telefon da yok, bu nasıl olacak? Buna da hemen vatandaşıdırlar evladım. Çocuklarını görüşemiyorum. Ben burada araba tutuyorum, komşularına arabasını tutuyorum. 100 milyon mazot parasını veriyorum, buradan Kavaş'a gidiyorum. Çavuşlar çocuklarımla görüşüyorum. Görüşsem ben sizlerim her günde çocuklarımla görüşüyorum. Her günde mecbur oluyorum, haftada bir sefer gireyim, iki günden bir, üç günden bir gidip görüşüyorum. Akşamları çoğu zaman telefon geliyor, gidin WhatsApp'tan yurt dışına konuşmak için, internet üzerine konuşmak için ta aşağıki ana caddeye kadar çıkıyorum, yavaşça çıkıyorum. İnternet yok, telefon yok. Biz burada bir sıkıntı, aynı zamanda turizmci olduğum için yurt dışında da görüşemiyorum yani. 20 tane eleman var şirkete çalışan yani. Elimiz ayağımız bağlamış yani şu anda burada yani. Mecbur bırakıp yine İstanbul'a gitmek zorunda kalıyoruz burada yani. Ben de üniversite okuyorum. Batı'daki çocuk da üniversite okuyor. Onun her türlü imkanı var. İnternette 24 saat gezebiliyor. Ben evinde giriyor internete, ben daha çıkmak zorunda kalıyorum. Ben nasıl bu Batı'daki çocukla mücadele edeceğim? Sonra diyorsunuz bilmem bu çalışkan, Batı'daki daha iyi, Doğu'daki böyle. Yani imkan verin ki biz de çalışalım, yapabilelim. Mesela acil bir şey olsa yani nasıl iletişime geçeceğiz? Brother. Peki, selam, sağ olasın. Rahmal Bobit. Ne olay, ne, hiç muha.